Merhaba, bugün doğal sağlık danışmanı ve bütünsel şifa terapisti Ahmet Aykaç'la beraberiz. Ahmet Bey, öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii memnuniyetle. Ben doğal sağlık danışmanı ve bütünsel şifa terapistiyim. 1975 Tarsus doğumluyum. Tarsus ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği eğitimlerimi aldım. Daha sonra Londra'da Koleji'nde Hint tıbbı ve Çin tıbbı eğitimleri aldım. Hindistan'da aşramda bir süre bulundum. Bugün burada danışanlarıma doğal sağlık ve bütünsel şifa terapileri uyguluyorum. İnşaat mühendisliğinin ardından bambaşka bir alana yönelmişsiniz. Bambaşka bir alana yöneldim. Bu yönelim nasıl oldu? Bu süreçte neler yaşadınız ve bu işe girmeye nasıl karar verdiniz? Bizlere anlatabilir misiniz? Tabii. Çocukluğumda bir trafik kazası geçirmiştim. Bu bir omurga eğriliği yaratmıştı ve bütün yaşamım boyunca vücut ağrıları ve kas spazmları ile mücadele etmek zorunda kaldım. Kurumsal hayatın stresi de buna eklendiğinde orta yaşıma doğru artık depresyon, anksiyete, hatta öfke yaşantımın bir parçası haline gelmişti. Özellikle hayat çekilmez hale geldi. O yüzden doğal tıpla, bütüncül tıpla ilgilenmeye başladım. İşte çeşitli bitkiler, yoga, nefes, meditasyon, farkındalık. Bu ilgi gittikçe arttı. Önce hayatımın bir kısmı, sonra neredeyse tamamı haline geldi. Şamanlarla, gurularla dünyanın çeşitli yerlerinde kişisel gelişim üzerine çalıştım. En sonunda bu birikimler danışmanlık hizmetine dönüştü. Jung'un bir sözü var. Danışmanla danışan arasındaki ilişkiye dair. Danışman danışanla aynı açıdan değil, aynı acıdan baktığında daha etkili sonuçlar çıkar diye. Sanıyorum bendeki durum da bu oldu. Bence de kesinlikle çok doğru bir söz. Ben aslında şunu merak ediyorum. Az önce bütünsel şifa, bütüncül tıp gibi terimler kullandık. Bunları tam olarak açalım istiyorum. Bunlar nedir? Şifa dediğinizde aslında ortada bir sorun vardır. Bunu çözmek istiyorsunuz. Sorun sizin sorununuz. Ben dediğiniz şey aslında beden, enerji ve zihin katmanlarından oluşuyor. Temel olarak 3 temel katman. Ve yaşadığınız bütün sorunları bu katmanlardan birinde deneyimliyorsunuz. Ya fiziksel sağlık sorunlarınız var. Hastalık olmasa bile enerjisizlik, ağrı, bunlar bedende deneyimlenen sorunlar ya da mental sorunlarınız var. Yine bu bir hastalık olabilir ya da mutsuzluk, depresyon, öfke, yetersizlik, tıkanma vesaire. Bütünsel sağlık demek bu katmanların her birinin dengeli ve birbirleriyle harmoni içerisinde hareket ediyor olması anlamına geliyor. Klasik terapi yaklaşımları bu katmanlardan birine hitap eder. İlaç bedene hitap eder. Birçok sorunu harika çözer. Bütünü çözmeyebilir. Psikoterapi zihne hitap eder. Birçok sorunu harika çözer. Her zaman bütünü çözemez. Bütüncül tıp bu üç katmanı bir arada ele alan ve kişinin hem bedenen hem zihnen dengeli hissettiği, dengeli hissetmesine yol açan bir terapi yaklaşımı. Son olarak ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? İyi hissetmek doğal halimiz. Bununla doğuyoruz. Onun önüne koyduğumuz engeller sadece bunu deneyimlememize engel oluyor. Dolayısıyla kaldırın kendinizi aradan, çıksın ortaya yaradan.